Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Güvenir. Biliyorsunuz YouTube'a daha önceden de videolar çekiyorduk ancak kanalımızı kaybettik. Tekrardan videolar çekmeye başlayacağız ve başlıyoruz bu videoda. Bugünkü konumuz billet nedir ve billet kapak blok nedir, nasıl üretilir, onları bahsedeceğiz. Daha önceden de kendimizi tanıtmıştık, tanıtma videoları yapmıştık, motorları tanıtmıştık, ürettiğimiz parçaları, motorları, kapakları tanıtmıştık. Ancak elde olmayan sebeplerden dolayı bunlar kayboldu, gitti, silindi. Şimdi tekrardan bunları çekiyoruz. Bugünkü konumuz dediğim gibi biraz önce billet kapaklar olacak. Ama bu şekilde hem kendimizi biraz tanıtacağız, biraz videolarla ürünleri tanıtacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yeni içeriklerimiz bu şekilde olacak. Şimdiden iyi seyirler. Billet nedir? Bugün konumuz bu. Billet, İngilizceden Türkçe'ye anlamı kütüktür. Kütük biz daha doğrusu külçe olarak değerlendiriyoruz bunu. Külçe ismiyle adlandırıyoruz daha iyi anlaşılsın diye Türkçe'de. Külçeden işlenen bir otomobil kapağı, bir otomobil parçası, bir herhangi bir parça dolu halde işlenip bir ürüne çevrilmesi, bir parçaya çevrilmesine billetten işleme diyoruz. Yani dolu malzemeden işleme. Biz bu gördüğünüz önümüzdeki kapakları dolu malzemeden Türkiye'de ilk işleyen firmayız. Ve dünyada da şu gördüğünüz kapağı su kanallı dolu malzemeden Honda K serisi kapağın yeniden tasarımıyla işlediğimiz su kanallı kapağı dünyada tek biz işleyebiliyoruz. Ve biz su kanallı billet kapağı da işleyen dünyada ilk firmayız ayrıyetten de. Bunun haricinde billet konusuna tekrardan geri gelirsek görüyorsunuz bu kapakların hepsi dolu malzemelerden işlenmiş. İlk önce dizayn yapılmış. Dizayn ile beraber program içerisinde bilgisayar ortamında argesi yapılmış. Programsal şeklinde. Ondan sonra işlendikten sonra bir argesi yapılmış. Ve bir otomobil üst silindir kapağı olarak ortaya çıkmıştır. Bu teknoloji kolay bir teknoloji değildir. Herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bilgi birikimi gerekir. Daha önceden üretim tecrübesi gerekir. Dediğim gibi külçe özel alışımlı malzemeden, dolu malzemeden işleyerek bu hale getiriyoruz dedik. Bu hale getirdikten sonra tabii ki diğer işlemleri de var. Bu kapağın rektifiyesi, işte sübap yuvalarının yerine takılması, guide'larının, sübabın hareket ettiği yuvaların yerine takılması, daha sonra egzantrik yuvalarının yapılması vesaire vesaire diye gidiyor. Billet teknolojisini dünyada sayılı firmalar üretiyor. Bu sayılı firmalar bir elin beş parmağını geçmez. Bu beş parmağın arasında biz de varız. Tabii Türkiye'den böyle bir teknolojinin çıkması, sıfırdan motor üretmek, motor bloğu üretmek, motor üst kapağı üretmek, bunlar dediğim gibi biraz önce de tecrübeyle ve belli bir bilgi birikimiyle oluşan şeyler. Bunun haricinde teknoloji üretebilmek için çok iyi bir tasarım yeteneğine sahip olmanız lazım. Motorları çok iyi bilmeniz lazım. Performans motorlarını çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü burada bir kopyalama iş söz konusu değil. Kapağın, şu gördüğünüz kapağın %80'i devşirilmiş durumda. Yani %80'i değiştirilmiş durumda. Orijinal sadece ball paten dediğimiz yani saplamaların olduğu yerler, bazı kullanılacak su sıcaklığın sensörlerin yerleri vesaire gibi basit şeyler özünde kaldı. Ama işte port tasarımları, sübapların açıları, offsetleri vesaireleri hepsi değişti. Bunlar da önemli şeyler. Tabii en büyük teknoloji burada portlar ve yağ kanallarında söz konusu. Bu kapağımızda da su kanallarında da söz konusu. Mesela şu kapağımızda %18 su devir daim ve su soğutma sıvılarının %18 kadar daha iyi soğuttuğunu gördük ve testlerde bunu sabitledik. Ancak çok iyi bir tasarım bilgisi gerekiyor dedik. Bununla beraber mesela şu kapağı her zaman söylüyorum, gösterecek olursak bir senelik bir argesi oldu bu kapağın. Bir senelik argesi olduktan sonra bir senede üretimi ve üretimiyle beraber kapağı oluştuktan sonra, yani meydana çıktıktan sonra bir argesi oldu. Testleri oldu, denemeleri oldu. Ve bu ürünleri dünyaya seri bir şekilde satmaktayız. Burada gördüğünüz iki enteresan şey var. Bu başlı başına bir proje zaten. Hayabusa Gen 2 1300 cc motoru herkes bilir. Bu motorun tekrardan dizayn edilip yaptığımız kapağı. Bu kapağın tabii ki portları, yan modaları, egzoz portları, yağ kanalları, yağ kanal geri dönüşümleri, her şeyi yeniden dizayn edildi. Yeniden dizayn edildi ve daha sonra şöyle bir projeyle karşı karşıya kaldık. Yurt dışından bir müşterimiz bu kapağı 6 silindire, bu motoru 6 silindire çıkartabilir miyiz diye bir fikir paylaşımında bulundu bizle. Fikri paylaştıktan sonra biz de yapabileceğimizi,
Dünyada bu işi sadece neredeyse birinci sırada bizim yapabileceğimiz ve bizim yapabileceğimizi söyledik. Daha sonra da projeye kollarımızı sıvadık. 6 ay civarında bir Ar-Ge'si oldu. 6 ay programsal, yani bilgisayar ortamında bir Ar-Ge'si oldu. Çünkü hızlandırılmış bir projeydi. Bu projeden sonra biz gördüğünüz gibi bu kapağı 6 silindirli, yani 4 silindirli Hayabusa'nın, yani bu egzotik bir projedir. 4 silindirli Hayabusa'ya 2 silindir daha ekleyerek su kanallarını, yağ kanallarını, yağ pompasının giriş kanallarını değiştirerek tamamen tasarımı bize ait olarak yaptık. Doğrusunu söylemek gerekirse zor bir işlem, çünkü 4 silindirden 6 silindire çıkartıyorsunuz. Bunun bir sürü şeyi var. Yağ pompası yetmeyebilir çünkü 2 silindir daha fazla. Yağ kanalları, yağ geri dönüşümü vesairesi, su kanalları, su devir daim vesaire, bir sürü işin içinde aşama var. Bu aşamaları geçtik. Aşamaları geçtikten sonra üretim yaptık. Bilgisayar ortamında testleri yaptık. Daha sonra mekaniksel testlerimizi kapak oluştuktan sonra, kapak var olduktan sonra testlerimizi yaptık. Daha sonra da kapak hazırlandı. Artık kargolamaya hazır bir halde. Alt motorunu da bitirdik. Alt motorunu da yaptıktan sonra artık bu egzantriklere kaldı. Egzantriklerini de üretiyoruz. Egzantrikler bittikten sonra bu motorda 6 silindir, tamamen egzotik bir proje çünkü bu, hayata geçmiş bulunacak. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Kısa bir video ama tekrar sizinle olacağız. Daha değişik konular. Şimdiden hepinize hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.